Günaydın Yeni Bakış Web TV izleyicileri. Günaydın sanatçı ve sanatsever dostlar. Günaydın dünyanın neresinden olursa olsun bizleri izleyen insanlık. Bugün bir aktivist, bir eğitim görevlisi, bir araştırmacı, kardeşim, arkadaşımla beraberiz. Yazdığı bir kitap var. Nenemin Deyişiyle. Kıbrıs kültürü üzerine yazıları yazdı. Ben isminden önce kitabın arkasından bir şeyler okumak isterim. Ardından ismi ve onunla sohbetimiz. Nenemin Deyişiyle Kıbrıs kültürü üzerine yazılar. 2012 yılından bu yana Argasti dergisinin kültür sayfasında yayımlanan yazılardan oluşmaktadır. Şifa, Sofu Nene'nin anlattıklarından ilham alınarak hazırlanan bu kitap, Kıbrıs tarihi ve kültürü konusunda çeşitli kaynaklardan yapılan derin araştırmaları da içermektedir. Kitabın hem akademik anlamda araştırma yapan kişilere hem de kültürünü öğrenip yeni nesillere aktarma sorumluluğu hissedenlere faydalı olacağı inancındayız. Ayrıca sürekli göç alan çok kültürlü adamız da bir yandan kültürel asimilasyona direnişe, diğer yandan kültürlerin halkların kardeşliği temelinde kaynaşmasına hizmet edeceğini umuyoruz. Koparılan köklerimizi hatırlamaya şifa olması dileğiyle Şifa Alçıcıoğlu kardeşim bizlerle birlikte. Hoş geldin Şifa'nım kardeşim. Nasılsın? Çok teşekkürler, iyiyim. Akademik bir kitap. Akademiye yönelik, araştırmalara yönelik, kendi kültürel kimliğimizi içeren bir kitap. Değil mi? Şöyle diyebiliriz. Sözlü kültürümüzde belgeli gerçeklerin karmaşık bir araya gelmesinden ortaya çıkan bir kitap aslında. Bazı yazılar özellikle araştırılıp ortaya çıkıp bu kitapta yer buldu. Onun dışında ben sözlü kültürümüzün çok önemli olduğunu düşünürüm ve giderek ne yazık ki yok olduğunu da düşünürüm. Tabii bunun içerisinde teknolojinin getirdiği olaylar, nüfus farklılıkları, kültüre kimlik farklılıkları, yaşlı nüfusun azalması, kesinlikle genç nüfusun çoğalması, çeşitli etkenler var gibi. Bunlara değinelim ama önce biraz sizi tanıyalım. Kimsiniz, nesiniz, nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz? Evet. Tabii kitapta arkada anekdottan nereden geldiniz ve nereye gittiğiniz belli. Ama biraz daha açalım bunu. Tamam. İsmim Şifa Alçıcıoğlu. 14 yıldır ilkokul öğretmeniyim. Bunun yanında baraka aktivistiyim. Evet. Çeşitli konularda barakada uğraş veriyorum. Argasti dergimiz var. 12. Orada da yazıyorsunuz. Evet. Evet. Kitapta zaten orada yazan yazıların derlemesiyle ortaya çıkan bir kitap oldu. Onun dışında yaklaşık 10 yıldır amatör tiyatro oyuncusuyum. Ben de Baraka Tiyatro ekibinde. O mikrobu da aldınız. O mikrobu da aldım. Onu alınca bırakmak zor oluyor bilirsiniz. Evet. Bunun dışında kadın eğitimi kolektifinde gönüllü eğitmenlik yapmaktayım. Yakında onunla da ilgili bir feministival adında kadın filmleri festivalimiz olacak. 18-28 Şubat tarihleri arasında. Böyle. Ya hayatınız dolu dolu geçiyor. Evet. Hesap buluyorsunuz, yazıyor, araştırmalar da yapıyorsunuz. Çok güzel. Aklıma geldi yani. 12 yıldır Argesti dergisinde yazıyorsunuz. O zaman o genç enerji varken daha farklı aktiviteler yerine böyle bir araştırmalara girmek, yazmak nereden aklınıza geldi? Çünkü sizin nesil daha fazla internet kültürü içerisinde publarda, arkadaş ortamlarında enerjiyi boşaltmayı düşünürken siz yazmaya ağırlık verdiniz. Bu biraz dönemsel çelişki olmaz mı? Aslında şöyle, tabii ki o yani eğlenceden ben de geri kalmıyorum ama
bunun olması gerektiğini düşünürdüm. Yani aslında 12 yıldır sadece kültür alanında, daha da uzun yıllardır yazarım baktığınızda. Şöyle diyeyim, merkezine insanı alan ve bizim şekillendirmemiz gereken bir şey olduğunu düşündüm ve şunu gözlemledim. Yani kendi kültürümüzden, dediğiniz gibi yaşıtlarımla konuştuğum zaman çoğu şey bilmiyorlar. Hep uzaktırlar. Şimdi nereden başladınız dediniz. Aslında annesi babası çalışan bir çocuk olarak büyüdüğüm için beni babaannem büyüttü. Yani nenemden büyüdüm. Şifanele. Evet, şifanele. Zaten ismini de oradan aldınız. O büyüttüğü için ben de doğallığında bazı şeyleri öğrenerek büyüdüm. Mekandan aldığınız bilgileri. Kesinlikle. Ne güzel. Yaşayarak, yani köyde de yaşadık, Lefkoşa'da da, ama köyde yaşadığında işte hellim yapmasını da görün, atıyorum çalı süpürgesinden süpürge yapmasını da öğrenin, dayanışmayı öğrenin, o komşuların birbirine yemek götürmesi, tabağı göstermesi. Kesinlikle. Ve birçok şeyi de bilmediğini gördüm arkadaşlarımın, yaşıtlarımın ve sorarak, öğrenerek, bazı şeyleri de araştırarak, tabii bu yapmak istediğimiz şeylerin başında gelen bir şeydir. Benim mesela ilkokulda iki tane şey vardı olmak istediğim. Biri araştırmacıydı, öteki balerindi. Balerin olamadı ama... Araştırmacılık oldu. Araştırmacılık biraz var, evet. Öyle diyelim. Kökeninizde neleri görüyorsunuz? Nelerimiz var? Ve neleri kaybettik? Nelerimiz yok diyeyim. Aslında çok kültürlü bir adadan geldik. Yani yüzyıllardır her gelenden bir şey aldık aslında baktığınızda. O yüzden çok karmaşığız diyebilirim. Nelerimiz var dediniz? Yani Hellim'den bahsettik. Evet. Çalı Maja, evet, süpürgesinden, evet, bahsettik. Herhalde çak istesi de öğrendiniz. Zeytin toplama vardı, yağ çıkartma vardı bunlar içerisinde. Tarhana var. Vardı. Evet. Bunun içerisinde ekme biçme toprak vardı değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Ve bu topraktan da siz ve sizin gibi düşünceler filizlenmeye başladı. Aynen, ben doğayı zaten çok severim. Yani köyde büyümenin avantajlarından biri de oydu. Doğayla haşır neşirsiniz yani ister istemez. Oynayacak alanınız orada. Belki keçicik, oyuncuk falan da varsa. Yoktu, hayvanlar yoktu ama. Ya da tavuk falan vardı büyük ihtimalle. Tavuk vardı, tavuğumuz vardı. Yani o organik yetişen, evet, ortamı da gördünüz. Kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden bunları, yani bu tabii ki sadece köy hayatı. Yani ben kitapta daha çok 1900'lerin başından 1950'lerde olan olaylar, yani bir treni de anlattım, bisiklet olayını da anlattım. Velespitleri, evet. zaten kitapta da o söylediğiniz kelimeleri kullanmaya gayret ettim ama tabii ki hepsi konuştuğumuz gibi değil. Çünkü değişiyle bile okunurken insanlar zorlanıyor. Yani, çünkü bizim dilimizde, evet, okunduğu, yazıldığı gibi okunur. Aynen. Değiştirmezdin. Ama şimdi o dildeki değişimler de başladı. Ben şeyi görürüm televizyonda, bilhassa Türkiye'de R harfini sonunda kullanmadan, ki bizim insanlarımız da yapmaya başladı, kibarlaşıyorlar. Evet. Kibarlaşıyorlar değil, kibarlaşıyorlar. Yani bu insan biraz yabancılaşması değil mi kendi kendine? Kesinlikle. Ve son dönemlerde çıkan birkaç kitapta da ben ona rastladım. Yani bir şey diyeceğinde bir şey falan yazan kitaplarda gördüm ve çok satan kitaplardan dil, açıkçası. Yazıya dönmeye başladı. Evet. Yazıyı dilde kullanmamız gerekirken dili yazıda kullan. Yani bir ters dönüşüm başladı. Evet. Bu da dildeki herhalde kültürel asimilasyon oluyor. Öyle oluyor. Hep ben konuşuyorum. Sizi çağırdım, ben konuşuyorum. Ama işte kültür dediğimiz şey öyle bir şey ki, dediğiniz gibi dallanıp budaklanan. Her bir ucunu tuttuğumuzda bir şey çıkıyor yani. Şöyle anlatayım o zaman. Mesela ben bu kitabı yazmaya şuradan başladım. İşte dediğim gibi... Yani sizi ilham eden neydi? Bunları yazmaya başladığınız zaman. Evet. Kitap da önemli. Evet. Esas nedenin anlattıklarıydı. Evet. Ve dediğim gibi işte bilinmeyen şeylerdi. Zaten kitabın çıkış noktası da Minalayalar oldu.
Mindanayaları açıklayın. Ben biliyorum. O yağmur olayı falan ama. Nenem işte anladırdı sürekli. Ağustos'da havaya bakıp hesap yapardı. Evet. Bu ay nasıl geçecek diye. O iki türlü yapardı. Daha sonra farklı çeşitlerini de duydum ama nenem şöyle yapardı. Ağustos'un biri genelindir derdi. Yani Ağustos aydır. İkisi Eylül'dür. Ekim, Kasım öyle gider aylar. Hı hı. Ona göre bakardı. 14'üne tekrar bakardı. Ona göre yağmurun ayın gelişini değerlendirirdi. Evet. Bizim hikaye de şöyle başladı yani benim kültür üstüne yazmalarım. Bir gün yine Ağustos'da yağmur yağdı. Ha dedim arkadaşıma, ben hemen hesapladım bugün ayın kaçıdır falan filan. Ah dedim Şubat ayıdır, Şubat'ta yağmur yağacak. Nereden bileyim dedim ha. dedim ki yani işte nenem öyle söyler, öyle bir hesap yapar, ondan dolayı bilirim. Ha dedi bunu yaz dedi, ben mesela bilmem ilk kez duydum. Onun üstüne ben yazmaya başladım çünkü dediğim gibi yok oluyor. Yok olmasın yani. Bazı şeyler tamam doğallığında yaşadığımız teknoloji çağlarıyla birlikte yok olacak ama bunları da bilelim. Bunları da bilelim. Bunlar unutulmasın. Evet. Yani pardon, her ne kadar okuyan bir toplum değilsek dahi okuyacak olan gelecek nesillere bir şey bırakmayı hedeflediniz. Kesinlikle. Mindanayalar aslında bizim kültürümüzde olan ama unuttuğumuz bir değerdi. Başka neler var? Değerlerimizde. Tabii ki değerler anlamında da birçok şey var. Evet. Dedim biraz önce bahsettiğim gibi işte dayanışma, atıyorum bir köyde ev yapılacaksa bütün gençlerin toplanıp imece usulü evi yapması ya da takas usulüyle bir şeylerin ödenmesi. Bunlar unutulan değer anlamında unutulan. Şeyi sorarsanız, yemeklerden tutun da ki en çok yaşayan onlardır. Yemeği seven bir halkız. Yani o doğru. Şimdi maniler, halk dansları gibi şeyler, onlar zaten bir şekilde yaşatılıyor ama kitapta da bahsettiğim, bir zamanlar kullandığımız eşyalardan, aletlerden tutun da bir sürü şey var. Biraz önce dediğim gibi bir trenimiz vardı mesela. Tren artık yok. Hikayeleri de gömülüyor. Mesela nenemin bir hikayesini de anlattım. Dinleyelim onu. Nenemin hikayesi şu. Ya da meseli. Gerçek yaşanmış ama ben meseli. Öyle. Evet, gerçek yaşanmış. Nenem zamanında 1930 doğumludur bu arada. Çocukken. Şifa babamız. Evet. Bir rahatsızlık geçirir, romatizma olur. Ve işte köyde ne yapsınlar? Hocaya götürürler. Hoca der ki işte tosbağa yani kaplumbağa keseceksiniz, ciğerini yedireceksiniz, yanına da bitta yapacaksınız. Ama bittayı da herkes yapamaz, kadınlar yapacak. Kadınların da hepsi yapamaz. Ya işte genç kız olacak ya da koca karı olacak. Yani yaşlı olacak. İşte bunu yapıyor. Kategorileri de ayrılıyor. Evet, evet. Yani kuralları var bu işin. Evet, kaideleriyle. Ve zavallı neneme onu yedirmişler mesela. 40 gün periz tuttum der. İşte düz yemedim, onu yapmadım, bunu etmedim. Peki iyileşti mi? İyileşmemiş. Ya hocayla olarak iş değil bu. İyileşmemiş. Bir süre geçmiş tabii. Ondan sonra tekrarlayınca biz de Kuru Manastır'da kalırdık. Aşağıda şey var, tren yolu var. Evet. Anlamdan şeye indik der, köyün altına indik, trolleye bindik. Orada doktora gitmişler. Doktor iğne verdi ve iyileşti. Ama işte o tren onun aslında hayatını kurtardı. Yani olmazsaydı ne olurdu? Evet. Tamam ve Şifa Banı'nda bizlere anlattığı hikayeyi duymamış olacaktık. Kesinlikle. Yani böyle ilginç şeyler de var. Sadece herhalde neneniz değildir sizin ilgi alanınız ya da tabii materyaliniz başka bir şeyler oldu diye araştırmaya girdiniz. Evet. Bizim sözlü kültürümüzle ilgili neler var, nerelere kadar gidildi? 1900'lerin başı dediniz bir evet, ara. Mesela 1900'lerin başı olarak şey var, hatta 1800'lerin sonu değil, Hamit Baba'nın hikayesi var. Hamit Mandres. Evet, Hamit Mandres. Yani Hamit'in mandıraları manasına evet, gelen Hamit Mandres'in hikayesi var. Onun hikayesi de Hamit Baba'nın işte 1800'lerin sonunda kız kardeşiyle birlikte köle olarak getirildiği tahmin edilir.
tabii ki çok kayıtlar olmadığı için Hicaz'dan geldiği tahmin edilir. Hı hı. Ve işte şimdi ismini söylemeyeceğim. Mafta bir köy. Evet. Ambeligu. Yok değil. Ambeligu değişi. Antroligu. Ha evet. Antroligu. Oraya gittiğinden bahsedilir. Sonra işte birisi onu alır, evlat edinir. Kardeşinden de bağlarının koptuğu söylenir. Hı. Ve işte şimdiki Rüstem Kitap Evi'nin olduğu yerde de sahibinin evi olduğu. Hatta işte kızlarının büyük hamama arka kapıdan gidip banyo yapıp geri geldikleri falan anlatılır. Ne olur işte iki rivayet var. Birincisi Hamit şey yapar, ustası der ki kendine her doğuran koyundan sana bir kuzu vereceğim. İşte onlara da Angeni dediği söylenir. Tabii bu Mehmet Altuner sağ olsun onun araştırmalarından da yola çıktım. Çünkü o eski... O da bir araştırmacı arkadaşımızdır. Evet, eski... Ve fotoğraflar da çok güzel şey. Evet. Arşivci diye. Arşivde de bana çok yardımcı oldu bu arada. Evet. Onun yaptığı röportajlardan da birazcık ekledim. Ve şey, Hamit Baba'nın işte o kuzuları alıp... Ama... Hamit Mandres'in olduğu yerde, Hamit evet. Köy'ün olduğu yerde evet, yerleşiyor değil mi? Evet, senin istediğin yere git demiş. Tabii o zaman her yer ova. Evet. O da oraya gitmiş. Bir diğer hikaye de işte altın bulduğuyla ilgilidir. Onu duymadım. Evet, altınları bulup oraya yerleştiğidir. Öyle ondan sonra da bizim soyumuz genişlemiş böyle. Yani Hamit Baba'nın... kökleri size devam evet, ediyor. Hamit Baba'nın oğulları varmış. İşte Ali Baba bir tanesi. O da bizim Ali Babaların, yani annem Ali Babaların evet. Soyunun geldiği yer. Öyle. Yani ben de bu Hamit Mandres'in bu Baf tarafından bir paşanın, daha doğrusu Osmanlı paşasının yanında çalıştığı bu tarafa... kendisine yer verildiği, hayvanlarına bakılması söylendiği ve burada kalıp hayvanlara bakarken işte kendi yerleşkesini kurduğu, evlendiği, çoluk çocuk sahibi olduğu gibi bir şeyler ve sen burada şimdi. Evet. Öyle bir şey. Kitapta bir de karpaz eşeklerini gördüm. Evet. Biraz onlardan bahsedelim mi? Edelim. Yani ben karpaz eşeklerinden kıkırsıların... Şöyle aslında evet. Bir... Kurtarılmış bölgemde tepe tepe koşacağım. Tozunda toprağında tepineceğim. Avazımın çıktığı kadar anıracağım. Eşeksem eşek gibi yaşayacağım. Karpaz eşeği olmak istiyorum. Evet. Ayrıcalıklı. Sevgili Aydın Adamoğlu'nun şiiridir aslında. Evet. Ben yazıda onu kullandım. Çünkü eşeklerinden Kıbrıslıların kaderinin bir çizilmiş biraz olduğunu hissederim. Bunu. Evet. Yani evet onlar barikatları şimdi şu anda hapsedildiler. Tellerin arkasında yaşarlar. Biz de burada aslında kendi ülkemizde Lefkoşa'mızdan ya da diğer taraflardan çıkamayacak şekilde hapsedildik. Kendimiz de barikatların içerisindeyiz. Evet, sınırlar içerisindeyiz. Aynen öyle. Bir benzeşme kullandınız. Bir de şunu araştırmalarımda gördüm. Her gelen hükümet bu eşeklerden kurtulmak için bir şeyler yapmış. Yani kimisi satmak istedi, kimisi tel örgülerin arkasına koymak istedi, kimisi hatırlarsınız bir dönem para karşılığı dip karpaza girebiliyorduk. Hani eşeklere yardım olacaktı bir kısmı ama neden ne oldu bilinmez. O yüzden ben birazcık bağdaştırdım. Benzeşme yaptım aslında. Evet. Onlar da özgür değiller. Evet. Yani adı özgür olmasına rağmen... Değildir. Yani her soluk almak özgürlük değildir. Kesinlikle. Siz burada çok güzel bir benzeşme yaptınız. Dün bir arkadaşım Face'de eşeklerde, karpaz eşeklerle yaptığı bir şeyi gördüm. Fotoğraf paylaşımını gördüm. Bir eşeğin kulaklarını kestiler. Yani. Neden yani? Anlayamıyorum. Doğada yaşayan canlı. Ve şey orada da biraz araştırma yaptım. Evet. When I saw it. Bir şey, içinde yazar unuttum. Türkçe'ye çevrilmemiş bir kitaptı. Oradan birazcık şey yaptım. Baktım, çevirdim diyeyim. Orada bir keşiş var. Ve karpazda. Aslında dünyayı gezen.
gerçekten bir adam var işte ve Kıbrıs'a da gelir. Kıbrıs'a gelişini ve Karpaz'a gidişini anlatır ve Karpaz'ın işte etrafında o eşekleri, gerçi sahipliydiler o zaman ama şey, oradaki papazların baktığı eşeklerden de bahseder. Yani aslında insanlar gelmeden çok çok önce orada eşekler vardı. Ve orada bir yaşam sürüyor onlar. Ama sonradan insanlar geldi ve onları farklı formatlara itmeye başladı. Çünkü eskiden eşekler ulaşımda, yük taşımada, hatta bir dönem südünden bile faydalanan Kıbrıslı'nın yaşamında olmazsa olmazdı. Hatta yani şimdi Güney Kıbrıs'ta bir eşek çiftliği var. Ve o eşek çiftliğinde o sahibi diyelim yüzlerce eşeği varmış ve eşek sütü çıkarıyor ve satıyor ve çok da faydalıymış. Böyle bir bulgulara sahip oldunuz mu siz bu araştırmalarınızda? Yani anne sütüne en yakın sütün eşek sütü olduğu söylenir. Hı hı. Öyle bir şey var. Nenenizin bu konuda bilgili aktarımı oldu mu size? Tabii yani Karpaz'la ilgili çok fazla olmadı. Kendi eşeklerinden bahsetmiştim. Ondan bahsetti mi böyle bir şeyden? Yok. Yani kullanmadı o eşek sütünü. Yok, o kullanmamış. Onunla başka ilgili bir şey yok. Neler vardır bu yaptığınız araştırmalarda? Nelere kadar gidebildiniz? Mesela, ya da hangi bulguları bize aktardınız? Mesela lukoborlar var. Ne bu? İşte ben de ilk duydum böyle olduydum. Lukoborlar aslında bir kavim. Buraya gelip yaşamaya çalışmış. Ama yaşayamamış bir Rus halkı. Dukobor. Evet, Dukobor. Hiç duymadım. Onu da güneyde, onun da tam tarihini şu anda hatırlamayacağım ama kitapta var. Sanırım bir savaşla bağlantılı olduğunu hatırlarım. Evet, bir bakalım. Muhtemelen ona. Birinci Paylaşım Savaşı'nın olduğu zamanlar. Birinci Paylaşım Savaşı. Yani Birinci Dünya Savaşı yani. Birinci Dünya Savaşı evet. Olabilir. Bu öyle bir halk ki vejeteryandırlar mesela. Hı hı. Silaha karşıdırlar. Silah almak istemezler ellerine. Savaşçı değiller. Savaşçı değiller. Kendilerine ruh savaşçısı isimlerini verdiler. Ruh. Evet. Ve çıplaklığı falan savundular. Buraya bir şekilde İngilizler zamanında gelirler. Çünkü Rus, Çarlık Rusyası'ndan kaçarlar. Ve bir kısmı şeye gider, Kars'a gider, bir kısmı dünyanın başka yerine gider. Şu anda da yaşadıkları, çoğunlukla yaşadıkları yer Alaska ve Kanada'da yaşadılar. Yani buradan göç ettiler. Buraya geldiler, buraya geldiler ama yaşayamadılar. Çünkü bilirsiniz Rusya'nın iklimiyle buranın iklimi farklı. Farklı, evet. Sıcakta çoğu hasta oldu ve dayanamadı. Geriye kalanlar da ne yazık ki gittiler ve ben mesela bilmezdim öyle bir halkı burada yaşadığını. İlk defa duyuyorum. Bunu araştıracağım ben de. Evet. Mesela kitabı karıştırırken şey gördüm. Hamitköy'e düşen bir uçak. Evet. O da 2. Paylaşım Savaşı'nda düşen bir uçak. Onu da işte sevgili Mehmet abinin... Mehmet Altuner. Mehmet Altuner'in yaptığı bir röportajdan da yola çıkarak kaleme aldım. Annem falan da hatırlar birazcık tabii. Yani birazcık da insanlarla konuştum. Oraya uçak düşüyor. Dalaşırlarken. Bilirsiniz. İngiliz zamanında. Evet burada. Ve uçak düştükten sonra uçağın köylüler her bir parçasını yıllarca kullanıyor. Hatıra. Yani şey varmış mesela merdiven gibi olan şey. Zeytin budamak için kullanmışlar. Paraşütün bağcıklarından ayakkabıya bağ yapmışlar. Bez bir çanta varmış. Onu çocukların altını değişmek için kullanmışlar falan. Peki, çok ilginç. Uçakta insanlar da vardı. Evet. Ölmüşler miydi yoksa? Şöyle uçaktan işte düştükten sonra paraşütten indiler. Evet. İki tane subay casus olduğu düşünülür bunların. Ve casuslar işte oradaki köylülere bir çanta verip kaçmışlar hemen. Rüşvetle. Hayır işte o belgeler çünkü herhalde büyük ihtimal yukarıdan fotoğraf çekti şey yaptılar. Alman uçağı olduğu tahmin edilir çünkü bu uçağı. Burada bir resim de var aslında. Evet yani var. Kanatta. Evet. Evet. Yani o bulunduğu Nazi işareti var. Evet. Demek ki Alman uçağı. Alman uçağı.
Öyle olunca da tabii polis gelmiş, sonra köylüyü sıkıştırdı. O kitapları, yes, artık neyse, o bilgiyi, materyali aldı ki ulaşmasın başka ellere. Ve o iki şeyle ya, yani tam şaibelidir. Ya tutuklandılar ya da kaçtılar. Belli değil. Belli değil, evet. Sinemalarımız da varmış değil mi? Var. Hadi biraz da ondan bahsedelim. Tamam. Yani eskinin en gözde eğlence anlayışı olduğunu düşünüyorum sinemaların. Özellikle Çağlayan bölgesinde. Hı hı. Ve insanlar işte güzelce giyinir. Gece eşini alır, koluna girer böyle. Yani bir farklılıkla. Evet. Günlük ilk kıyafetin işin dışında orası, evet, daha böyle elit. Aynı. Belki de ya da, evet, daha fazla birbirlerini görecekleri için daha temiz. Kesinlikle. Şimdiki, evet, gibi değil. Evet, sosyalleşme alanları ilmişler. Yani kışın ve yazın, yani yazda da açık sinemalar vardı bilirsiniz. Evet. İşte onlardan birazcık bahsettim. Var olan ve şu anda yıkılan ya da yıkılmaya yüz tutanlar var. Nasıldı o dönemlerde? Neler gösterilirdi? Hiç oraya kadar gidebildiniz mi? Yani birkaç kişiden dinlediğim kadarıyla bir şeyle, biletten iki film görülürmüş. Evet. Hatırlarım ben o dönemi. Evet. Arka arkaya. Çocuklara bir şirindi, büyüklere iki şirindi. Evet. Ya da işte kadınlar galiba çarşamba matineleri varmış. Hep birlikte giderler. Bütün köy ya da bütün mahalle toplanır. Bir araya gelip giderler. Kimisinin çocuğu ağlarmış, onu dışarıya çıkarlarmış, dönüşümle bakarlarmış. Böyle hikayeler de dinledim. Onlardan da biraz bahsettim. Böyle ilginç neler vardı bunlar içerisinde? Aklınıza kalan ya da bulup aktardığınız? Arap uşağı dediğim. Evet. Siz daha iyi bilirsiniz. Birisinden bahsedildi. Onun işlettiği sinemadan. Hı hı. Bunun dışında işte yaseminlerin satılması. Biraz açalım mı onu? Nasıl yaparlar dediler diye. Zannedersem hurma dalına. Evet. Dizip aralarda gezip satılırdı. Yasemin yani. Kokan Kıbrıs vardı bir dönem. Evet. Yasemin Kokan sinemalarda vardı. Yani böyle giderlerdi, satarlardı. Ve sinemanın içerisinde de o yasemin kokusu. Hatta eve gelirlerdi. Evlerin içerisinde yastıkların, evet, yorganların altında atarlardı ve o kokuyu neler yaşatmaya neler çalışırlardı. Evet. Hiç bu değerlerimiz kalmadı artık. Kesinlikle. Yani ne kadar küçük gözükür ama aslında önemli ve şu anda olmayan. Ha, evet, burada dukoborları gördüm. Evet. 93. sayfada kendilerine spirit, yani ruh güreşçisi diyorlardı. Başkaları tarafından da dukoborlu olarak geçiyordu. Çok ilginç bu. Bunu araştırmak gerekir aslında. Evet. Bilmiyorum şeyde de var mı bunlarla ilgili kütüphanede, milli kütüphanede bunlarla ilgili belge falan. Milli kütüphaneye bakmadım ama güneyde Sivar diye bir müze var. Sivar. Evet. Hangi tarafta? Lefkoşa'da yoksa başka? Lefkoşa'da. Hı-hı. Lefkoşa'da. Ermu Sokağı dedikleri, hı, bölgededir. Yani aslında çok yakındır ama. Yakın yer. Evet. Hı hı. Orada Rita Severis diye bir araştırmacı sahibi kadın var. Benim kız kardeşim de sanat tarihçisidir. Bir dönem orada staj yaptıydı. Hı hı. Oradan ben keşfettim o müzeyi. Üç katlıdır ve Kıbrıs'la ilgili, hı hı, gerek kıyafetler, gerek fotoğraflar çok fazla ve kütüphanesi de var, Türkçe kaynağı da var. Öyle mi? Evet, var. Oradan birazcık yararlandım. Birazcık da kendi siteleri var. Oradan yararlandım bu konuyu araştırırken ama çok ilginç. Gidip ben de araştıracağım. Evet. Şimdi rejiden bir haber geldi. 2 dakikalık bir ara verelim. Tamam. Aradan sonra devam edelim kaldığımız yerden. Tamam mı? Sevgili dostlar, çok kısa bir aramız var. Aradan sonra yine beraber olacağız. Thank you.
Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Dostlar, kısa bir ara demiştik ve o kısa aramız bitti ve biz Şifa Alçıcıoğlu kardeşimle yine sohbete devam edelim. Burada kitapta hem renkli hem siyah beyaz var. Buradan da gösterelim biz. Aslında kitabın kapağında bir neyi mesaj var. Çalıştınız? Bir mesajdır değil mi evet, bu? Evet. Yani orada nenem Molly'yi ayıklar. Evet. Yanında oturan yeğenciğimdir. Evet. Ve yeğenimin renkli olduğunu ve o uzandığı molehya çöpünün giderek renklendiğini görürsünüz. Evet. Çünkü ben kültürün aktarılması gereken bir şey olduğunu düşünürüm. Hı-hı. Yaşaması gereken bir şey olduğunu düşünürüm. Aslında birazcık da onu imgelemeye çalıştık. Yani kültür ne hapsedilmeli ne öyle nostaljik bir öğe gibi durmalı. Kültür yaşamalı, aktarılmalı. Ama bu kültür de süreç içerisinde belli değişimlere kesinlikle ulaşır. Yani diyalektik de bunu getiriyor. Aynen. Çünkü dünya artık, hatta şimdiki dünya globalleşen, küçülen bir köye döndü. Hı hı. Ve bu internet sayesinde de birçok kültürler iç içe geçmeye başladı. Evet. Mesela bu çalışmanızda bu yoldan giderek bizim dilimizle ilgili bulduğunuz bir şeyler var mı? Dilimizle ilgili. Dilde mesela eskiden bunlar kullanılırdı. Evet. Şimdi bunlara dönüştürdük. Unutulan sözcüklerimiz diye bir bölüm var içinde. Evet. Tabii ki dediğimiz gibi yani yüzyıllardır birçok medeniyetin etkisi altında kaldığımız için bu dilimize de yansıdı. Penna mesela. Latin kökenli, İtalyanca baktığınızda. Evet. Halen kullanırız. Ya da peşkir. Peşkir ne? Peşkir. İşte havlu deyip mutfaklarda kullanırız. Evet. Ama Öztürkçe ya da Hanay. Öztürkçe. Evet. Bunun yanında tabii ki güneyden dediğimiz gibi kültürler kaynaştığı için kullanılan kelimeler var. Gancelli mesela. Gancelli İtalyan'dır. Evet. İtalyan. Gancelli İtalya'dan geldi. Venediklilerden geldi evet. Kıbrıs'a. Ama ortaklaşmış evet. Artık. Çünkü kültür onu gerektirir. Yani salt kültürü dediğiniz gibi korumak. Arı kültürü yoktur dünyada. Hayır yoktur. Belki Amazon ormanlarında hiç yaşayan. Hiç karışmamışlar. Ama bunun dışında kültürler daima alışverişte bulundular. Kesinlikle. Yani Gancelli'de oldu. Başka neler var? Kelimelerin manasında. Tabii. Yani birazcık şeye değindim. Yani tabii ki yüzeyseldir. Çünkü dilimiz farklıdır.
Türkçedir. Ama birazcık da ada halkı olmamızın, tabii şu anda televizyonlarda falan İstanbul Türkçesi dediğimiz Türkçe var ama mesela İngiltere'ye gidenleri düşünün, evet. O neslin yaşlılarını düşünün. Oradan eskiden kullandığımız sözcükleri kullandılar. Neden? Evet. Çünkü kendi dillerinden başka bir dili benimsediler ve kendi götürdüklerini değiştirmediler. Evet. Yani orada kendileri gibi kaldı. Aynen. Dışarı çıkmadılar. Kendi özlerini korumaya çalıştılar. Evet. Öyle bir durum var. Tabii şimdi şu anda imkanı var mı? Televizyonlar, bilgisayarlar. Yani her gün yeni bir kelime eklenir aslında annemize bilmediğimiz. Ve tabii ki kullanılmayanlar unutulmaya yüz tutar. O yüzden ben birazcık o kelimelerden de örnekler verdim. Bakıp sorabilirsiniz aslında. Bir değişiklik olabilir. Bir bakalım neler vardı. Bir ara demin böyle çevirirken bir şeyler gördüm. Bir bulabilirsem. Ha mesela burada Gavro. Gavro, evet. Gutsulli. Gutsulli sigara izmariti. Aynen. İspano. İspano'da sakalı suyuz, evet, sakalsız. Bitmeyen. Gurdis. Gurdis deme, uğraşma. Fazla uğraşma. Evet. Piron, mesela piron Lusignan Fransız kökenlidir. Evet. Çatal. Sakulli, bu da Venediklilerden geldi, İtalyan kökenli. Çanta. Evet. Peşkir'den bahsettiğin gabira. Hala daha kullanarak. Yani aslında biraz daha yaşatınca o şeyleri unutmuyoruz, kullanıyoruz, o şekilde devam ediyor. Mesela kullanıyoruz ama yazında kullanıyoruz, evet, olarak geçer. Penna'dan bahsettiğin, o da İtalyan. Mertek, Uruba, Gancelli, Beytambal, Angoni. Angoni çok hoşuma gider benim. Hep bunu değiştirdik. Evet. Değil mi? Torun demek. Torun yaptık ama Angoni çok güzeldi bizim dilimizde. Bas. Bas şimdi otobüs yok yaptık, evet, ama bastı. Mısmıl. Düzgün. Düzgün. Bavuri. Su bidonu. Zibil. Babavura. Babavura'yı çoğu bilir ama kullanmaz da farklı bir isim söylüyor. Uğur Böceği, Uğur Böceği, evet, derler. Patania. Ne yaptık onu? Battaniye. Battaniye yaptık. Kibarlaştırdık. Kakma. Vur gene kakmayı da gitsin, evet, ora. Tekme yani. Tekme. İskemli ya da iskemle. Evet. Sandalye. Sandalye. Aşevi. Aşevini kullananlar var. Evet, ben çocukken köyde de çok kullanılırdı aşevi. Hı hı. Mutfak demektir bu arada. Evet. Daha manalı bulurum ben aşevini aslında. Çünkü yemeğin biçtiği yer yani. Daha manalı bir şey. Ama ne yazık ki mutfaklara döndü artık döndürdük aşevleri. Onu. Zeflemek. Dalga geçmek manasıyla. Managül. Evet. Manigür aslında. Kuduru. Havadan atmak yani. Haçana 5. Evet. Onun bir de haçana biri var. Ya da haçana biri derler. Alina. Alina da şey. Hindi. Hindi. Mişaro. Mişaro da diyen var hala. Evet. Ben başka adını bilmem zaten ama mişaroların kendi kalmadığı zaten. Ne yazık ki şu anda. Ya mişaro mişarodur bizde. Sakko. Mesela sakko. Çocukluğuna da çok nenem sakkonu gey diye, evet, söylerdi yani. Künezi rap diye yaptık. Evet. Fago'da galın gözlükler vardı eskiden. Galın, teknoloji gelişmede, evet, böyle kola altı, evet, gibi kalındılar. Çok güzel şeyler var bunda. Tabii burada bir dil asimilasyonundan söz edebiliriz. Evet. Herhalde burada da kültürlerin o alışverişidir. Peki bunun için ya da bunlar için ne yapmak gerekir? Kullanmak gerekir yani. Evet. En başta yapmamız o. Ve tabii ki bazı şeylerden kaçamayız ne yazık ki, dediğimiz gibi dünya değişiyor, biz değişiyoruz. İzlediğimiz yayınlar belli, hepsi düzgün Türkçe anlamında. Ama ne kadar çok kullanırsak, ne kadar çok anlatırsak o kadar var olurlar. Yani devamlı bilhassa kök Kıbrıslılar, öz Kıbrıslılar buradan uzaklaşmamalar gerekir. Aynen. Mesela benim bir arkadaşım var, ismini zikretmekten de mutluluk duyarım. Zekai Altan, turizmci, araştırmacı.
O hep kendi kelimelerinizi kullanmaya dikkat eder. Mesela geçen hafta oradaydım. Onunla bir 40-45 yıllık dostluğum vardı. Beraber büyüdük, beraber yaşadık bazı şeyleri. Hep mesela getir o şeyi Gariola'nın arkasından der. Yani Gariola'yı bilmez insanlarımız şimdi. Ama söyledik sonra dile yerleşir. Dilde yani ne kadar çok kullanırsak kesinlikle kendimizden o kadar uzaklaşmamış oluruz. Yani ben bunun örneğini şeyde yaşadım. Nenem dedi ki bir gün, "Vero Gadehi yeğenime, 5 yaşında." Çocuk baktı gadeh dedi. Sonra anladı bardak olduğunu. "Yok," dedi, "gadeh değildir, o bardaktır. Sen bilmen." Sen, hangisi doğru şimdi? Evet, hangisi? İkisi de doğru ama biri kök, biri değişim. Evet. Peki nasıl oldu sonuç? Sonuç, nenem dedi, "Ha, ver bardağı kızım," dedi. Yani yenildi de nenen. Evet, biraz öyle oldu. Peki üstüne gitseydi belki de çocuğu alıştırmış olurdu. Belki de. Ama durmuyoruz şeyin üzerinde. Benim aklıma hep şu gelir. Şimdi bir soru sorsam. Programın artık sonuna doğru gidiyoruz. Yaklaşıyoruz. Bizim hep böyle Kültür Bakanlığımız dediğimiz ama hep V Kültür Bakanlığı olarak kaldığı için kültürümüz üzerinde fazla, sadece halk dansları üzerinde iyi çalışmalar oluyor. Kültür Dairesi de bunları bir yere kadar da finanse eder. Acaba Kültür Bakanlığı'nın altında bakanlık, yine hangi bakanlıkta kalacaksa kalsın ama daha donanımlı, daha işini bilen ama tek bir örgütlenmesiyle, bir müsteşarlık altında kültürel kimliğimizi tarihsel süreçten alıp bugüne getirecek bir örgütlenmeye girilse nasıl olur? Siz şimdi aktivistsiniz de, evet. Argasti'de de yazıyorsunuz. Evet. Kıbrıs öz kültürünü yaşatmaya çalışanlardansınız. Bu düşünceye paralel bir şeyler getirebilir, değil mi? Tabii ki. Mesela kitap da Kültür Dairesi'nin katkılarıyla basılan bir kitap oldu. Çok önemli. Mutlaka Kültür Bakanlığı mı olur, daha farklı bir şey mi olur bilemem. Şimdi yasa ama müsaade etmez 10 bakanlıktan fazla daha açılsın. Evet. Dünyada hep kültür bakanlıklarının içerisindedir. Ama bizde kültür ve kültür olarak götürülüyor, evet, ve Kültür Bakanlığı, evet, diye. Buna anayasa müsaade etmiyor. Etsin. Ha, şu olur belki de. Kültür ve Eğitim Bakanlığı. Anladım. Aslında insanın ne yaparsa kültürü olur. Ve kültür bir toplumun hem geçmişidir, hem şimdisidir, hem geleceğidir. O yüzden ötelenmesinden ziyade aslında öne çıkarılması gereken bir şey olması gerektiğini düşünürüm ben. Ve ne yazık ki yetersiz kaldığımızı da düşünürüm birçok noktada. Ve bunun üstüne gidilmeli. Şu anda güzel çalışan bir kültür dairesi var biliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Ama neden daha da gelişmiş bir şeyler olmasın? Sence yani her alanda. Kültür dairesi çalışıyor. Orada bir sorun yok ama birçok daire bölük pörçüktür ve işlerini tamamıyla dolduramıyorlar. Çünkü bütün bakanlar iyi niyetlidir. Bunu şüphe etmeyiz. Hepsi iyi niyetli bir şeylere bakmaya çalışıyorlar ama bulundukları birinci görev bakanlığın farklı yerleridir. Evet. Kültür daima öteleniyor ve ilgilenemiyorlar. Evet. Benim de üzerinde durduğum kültürün ötelenmeyeceği. Kesinlikle. Yani mesela devlet tiyatroları, mesela kültür dairesi, mesela devlet senfoni, mesela eski eserler, mesela arkeoloji. Bizde müzeler de yok. Ne yazık. Yani olmayan şeyleri bizi de içerisinde. Mesela şey düşünülüyor şimdi. Devlet opera ve balesi. Evet. Hepsi bunlar ayrı ayrı bilimler ve hepsi uzmanlık alanı gerektiren. Mesela folklorik değerlerimizin olduğu bir hastalığımız vardır. Bunu kurumsallaştırma yoluna gitti. Başardı da. Hı hı. Ama hepsini bir yerde toparlayacak ve içinde uzman kişilerden götürecek bir yapıdır benim bahsettiğim. Siz
Argesti ekibi olarak, bir aktivist olarak bundan düşüncelerinizi almak isterim. Yani hem olması gerektiğini düşünüyorum böyle bir şeyin, hem de bizim aslında kültürü var etmemizin, onu yaşatmak olduğunu düşünüyorum. Yani evet, böyle bir dernek kuruldu diyelim. Ya da böyle bir çatı altında bence olması güzel bir şeydi. Ama sadece orada faaliyet vermesi, atıyorum bir aşevi olur mesela, kültürümüze ait yemekler olur. Evet. Ama onun sadece orada kalması değil, her eve girmesi lazım birazcık. Tamam, bunu nasıl açalım? Ya da hangi şekilde kanalize edilebilir? Bunlar üzerinde duralım biraz. Tabii çünkü siz araştırma da yaptınız ve mutfak kökenine, aşevi kökenine de indiniz. Mesela böyle bir müsteşarlıkta hangi yol izlense iyi olur? Tabii ki yani eğer bu işlerin uzmanları olacaksa... Gerekli değil mi? Tabii. Bunun sadece orada kalmaması gerekir. Atıyorum kurslar olur. Ya da daha farklı ne olabilir? Bununla ilgili böyle bir ev açılabilir. İnsanlara ücretsiz öğretilebilir. Kurslarla tabii. Tabii yani bir şekil girsin, yani insanların gündelik hayatına girmezse olmayacak bir şey diye düşünüyorum ben. Yani olsun öyle bir şey ama gündelik hayatımızda kullanmadığımız zaman kültürün yaşamayacağını düşünüyorum açıkçası. Kullanmadığınız şey çünkü yok olmaya mahkumdur. Dilde olduğu gibi. Dilde olduğu gibi bir evi bile boş bırakın. Yepyeni bile olsa içine girdiğinizde mutlaka bir şeyleri yaşanmadığı için dökülecek, kırılacaktır. Deforme gider. Aynen. O yüzden kullanmak, yaşatmak, bir arada tutmak için ne gerekiyorsa öyle bir şey açılsın yani yapılacaksa diye yani düşünüyorum. Yani böyle bir oluşum bunları da içerisine koysun. Kesinlikle. Yani tabii ki kültür dediğimiz müzikleri, oyunları. Tabii. Yani insanı mutlu eden yaşayışında ne varsa odur. Yani zaten agriculture aslında topraktan gelir kültür. Şeyine gittiğimizde, tanımına kökenine gittiğimizde, kökenine tabii. Gittiğimizde ve onunla da emek ilişkisi vardır. Yani aslında dediğim gibi ne ürettiysen olsun, ne ürettiysen kültürün odur. Aslında yani coğrafya, bulunduğu coğrafya insanın o kültürün oluşmasına neden olur. Çünkü toprağı işlemesi bir kültür olayıdır. Topraktan bir şeyler yapması o kültürün bir daha yukarıya taşınması kesinlikle demektir. Bizde bunlar biraz ötelenmiş şeylerdir. Şimdi bir soru daha sorayım size ve bu konudaki düşüncenizi de alayım. Belki Baraka'da bu konuyu da gündeme getirebilirsiniz. Ve bu konuyla ilgili açılımlar da yapılabilir. Tarihsel sürecimizi aldığımız zaman bu topraklarda, bu coğrafyada bir şeyler vardı yapılan. Şimdi bir kültür ve sanat köyü kurulmuş olsa nasıl olur? Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Ya değerlendirebilir miyiz? Bence harika bir şey olur. Yani şöyle söyleyince siz, yani atıyorum seramiğinden müziğine, oyunlarına değil, her şeyin olduğu bir sanat köyü müdür artık? Nasıl olur? Mesela biz her sene Baraka'da yaz kampı yaparız. O yaz kamplarında içinde çocuk oyunlarımız da vardır. Ki yetişkinler kendi bildikleri oyunları gelen çocuklarla da oynarlar. Oyun oynamak herkese hastır, bilirsiniz. Tabii. Onlar da oynarlar. Hem hatırlamış olurlar hem de aslında aktarımını yapmış olurlar. Yani bu kısaca bir örnekti ama bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum ben, var olacak bir şeyinler. Evet. Şimdi rejiden de toparlamamız şeyi geldi. Evet, sona yaklaştık demektir. Son olarak neler söylemek istersiniz? Kitabımızdan yola giderek Kıbrıs kültürü üzerine yazılarından, nenenden, Şifababamızdan aldıklarından bir toparlamaya girelim. Girelim. Yani dediğim gibi kültürün yaşatılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Kültürel asimilasyon konusuna çok girmedik ama asimilasyona karşı dururken aslında var olan kültürlerle de, çünkü adamı sürekli farklı kültürlerle de göç alıp göç veren bir yer. Halen daha öyle. Onlarla birlikte kaynaşıp zenginleşen, duran bir şey değil çünkü kültür dediğimiz şey. Zenginleşen bir yapıda olması, bunun daha iyiye, daha güzele, daha olumluya
gitmesi temennisinde bulunabilirim ve şunu demek isterim. Yani insanlar geçmişine olduğu kadar geleceğine de saygı duymalı. Aldığı bence mirastır bize bunlar kalanlar. Bunu çocuklarımızda da yaşadığını görmeli. Ha tabii ki farklılıklar olacak. O da kültürün durağan olmamasını gerektiren bir şeydir. Ama ne kadar yaşarsa biz o kadar varız bence. Evet. Ne kadar yaşarsa biz o kadar varız. Ve yaşatmak zorundayız. Evet. Sevgili Yeni Bakış Web TV izleyicisi dostlar. Bugün bir araştırmacı, bir eğitim görevlisi, bir aktivist dostum, kardeşimle beraberdik. Şifa Alçıcıoğlu. Onun yazdığı kitaptan, onun yaptığı araştırmalardan, nenesi, nenemin deyişiyle ismini verdiği kitaptan bahsetti. Kendi kültürümüz üzerinde sohbet ettik. Kültürlerin alışverişi gündemimize geldi. Bugünlük bu kadar. Yarın bir başka sanatçı dostumla beraber olacağız. Yarına kadar sanatla kalınız, sanatsız yaşamayınız. Hoşça kalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Thank you.
Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.
E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin. Örneğin, A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk lirası elektrik tüketirken, A artı bir buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Daha
dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.